Bu benim arkadaşlık görevim. Senin vakti zamanında benim için yapmadığın bir şey. Taner konusunda beni uyarmadığın gibi bir de gittin kendi ellerinle düğüne getirdin. Şimdi ne haldeyiz? Kendi ellerini evlendirdiğin Melike'ni kendi ellerine boşatmaya çalışıyorsun. Benim Melike'm falan yok. Bak, 2 dakika kavga etmeden konuşamıyoruz. O kızla evlenirsen bu kavga ettiğimiz 2 dakikayı mumla arayacaksın Doğancığım. Çünkü senin o müstakbel karın bizim 2 dakika bile görüşmemize müsaade etmeyecek. Bu dünyada bana kimse ne yapıp yapmamam gerektiğini söyleyemez. Doğan çabuk içeri üstünü değiştirmeye hadi. Bir saniye, bir şey konuşuyoruz anne ya. Allah. Buna bak, sen ne yapmaya çalışıyorsun? Oğlumun en mutlu gününü zehir etmeye mi çalışıyorsun? Yetmedi mi üzdün? Yetmedi mi oynadı? Anne ne saçmalıyorsun ya? Hadi gir içeri. Hayır. Geçmesin hiç ya. Kimi üzmüşüm ben Sema teyze? Yani Nilüfer'i falan üzdüm çünkü Doğan Bey'i Feride dışında hiçbir şey üzemiyor. Feride kim? Bilmiyorum. Ben de bilmiyorum. Bu dünyada Feride dışında üzülmeye değecek biri olsa üzüleceğim de yok. Feride kim? Aa, şu senin küçük parmağın Feride mi? Konuşuruz sonra. Doğan abinin küçük parmağının ismi mi varmış? Ya Doğan garip bir çocuk. Uzuvlarına isim takabiliyor. Bak o gözlerini devirme, delirtme bile. Gene bir yere varmayacak bir sohbet üremiş burada. Hadi. Bak bizi bekliyorlar, tamam mı? Geç kaldık. Ya Norveç'te miyiz? Gecenin 11'inde kız isteyeceğiz. Ya, gir içeriye. Gir içeriye de hazırlan. Ayıp ya. Sema Hanım, valla hayırlı uğurlu olsun. Ceylan istemeye mi gidiyorsunuz bu akşam? Evet, öyle. Hadi ama çok acelemiz var, bizi tutmayın. Sema abla çok hayırlı olsun. Allah tamamlar desin. Sağ ol canım. Teşekkür ederim. Ben... Ben hazırım. Hadi bakalım, al çiçeği. Geç kaldık zaten. Hadi. Hadi oğlum. Efe, hadi kalk. Annen yok ortada, bizimle geliyorsun. Yürü. Sema teyze, efsaneci birini konuşturmuş yine. Çekil önden Melike. Çekileceğim. Ama 25 yıllık arkadaşım önce bir uyarmak istedim. Ne için uyaracakmışsın beni? Evlilik ne demek bilmiyorsun sen de onu. Hiçbir fikrin yok. Sürekli senden bir şey istenmesi, istemediğin şeyleri yapmak zorunda kalman. Bunun bir de böyle medeni yasalarla düzenlenmesi falan. Öyle bir şey evlilik. Ona göre iyi düşün. Karar ver. Sürekli senden bir şey istenmesi, istemediğin şeyleri yapmak zorunda kalmak. Öyle bir şey evlilik. Nasılsınız Sema Hanımcığım? Ay çok teşekkür ederim. İyiyiz. Sağ olun. Siz nasılsınız? Biz de çok iyiyiz. Çok teşekkür ederim. Çok şükür. Efendim sizler nasılsınız? Teşekkür ederim efendim. Siz nasılsınız inşallah? Çok teşekkür ederim efendim. Bizler de iyiyiz. Oh ne kadar güzel. Doğancığım sen nasılsın? İyi değilim efendim. Siz nasılsınız hanımefendi? İyiyim, teşekkür ederim. Siz? Ben de iyiyim. Çok teşekkür ederim. Çok çok sağ olun efendim. Çok mersi. Anne, astım ilacı var mı sende? Diyor, niye? Astım oldum ben. Öyle durduk yerde? Bilmiyorum. Nefes alamıyorum anne. Kalk, 2 tur at, kafanı pencereden çıkar kardeşim. Atayım anne, insanlar içinde tuhaf durmaz mı kafamı dışarı çıkarmam? Bundan daha tuhaf duramazsın, merak etme. İşte Doğan, evladımız yani böyle heyecanlanmış. Kolay mı? Yani yeni bir hayatın başlangıcında. Dayım için daha çok bu hayatın sonu gibi gözüküyor. Çocuk işte. Doğancığım, nasılsın? Hemen alamıyorum ben, ne yapayım? Nasıl ya? Öyle oturduğu yerde astım olmuş da. Allah Allah. Öyle hemen oluyor mu o ya? Ha, bizimki olur. Bakarsınız. Biraz sonra böbrek yetmezliği tutabilir. Yani oluyor. Anne. Doğan, ne oldu? Dayım galiba panik atak geçiriyor. Her şeyi bilir. Biz ona küçük İlber deriz. Mesela siz şimdi ona sorun. Bir şey yok ya, Viyana'dan niye eli boş döndük diye.
O size Malazgirt Savaşı'ndan girsin. İyi de Sema Hanımcığım, çocuk gerçekten iyi görünmüyor. Aa, çok zeki de ondan. Ha, onu mu diyorum, bunu diyorum. Ha. Ceylan, kızım bir şekerli su bir şey getir. İyisin, iyisin ya. Mamacığım. İyiyim babam. Doğan. Ben iyiyim, iyiyim. Oğlum. İyiyim abi. Kalk oğlum. Ya hastaneye gidelim. Böyle... Bak geçirecek günü buldum. 30 yıl bekledim, bugünü buldum. Gel. Tamam. Ya kusura bakmayın Lamia Hanım. Böyle oldu, istemezdik ama... Yani çocuk iyileşsin, biz hemen yarın tekrar geliriz. Ceylancığım kusura bakma tatlım. Çiçekle çikolata da yarın artık şey olur... Acil anlayışını sevdim. Ya acildeyiz işte oğlum. Sen şimdi bana acil şunu söyle. Melike sana ne söyledi de böyle bütün sigortalarını attı senin? Bir şey söylemedi abi. Oğlum söylemiş işte. Yani onunla konuşmadan önce sen normaldin. Ha? Ne söyledi söyle bakayım bana. Vallahi bir şey söylemedi abi. Melike bana bu saatten sonra isterse dünyanın bütün güzel aşk şiirlerini okusun. Ben yolumdan dönmem abi. Melike sana şiir mi okudu? Yok abicim öyle bir şey ya. Ayrıca kabahat bende. Ben insanları yanlış konumlandırıyorum kafamda. Sınırlarımı koruyamıyorum. Ama gör bak, bundan sonra herkes hak ettiğini yaşayacak. Ben Ceylan'la mutlu bir yuva kuracağım. Peki Ceylan'a yazık değil mi? Neden yazık olsun abi? Ben kötü bir insan mıyım? Benim Ceylan'a bir kötülüğüm dokunmaz ki. O da bana aşık. O da bazı şeyleri göze almıştır diye düşünüyorum. Doğan, evliliğin 40 dakikalık bir ders değil de bir ömür olduğunu biliyorsun değil mi? Yani bütün varlığımızla katlanmalıyız. Eşine karşı bir şeyler hissetmelisin oğlum. Hissediyorum zaten abi. Neden başkası değil de Ceylan? Çünkü Ceylan'a karşı bir şeyler hissediyorum ben. Hayır, bak sen Ceylan'ı değil, onun seni sevmesini seviyorsun. Şimdi sen bana söylesene, Ceylan'ı nasıl mutlu edebilirim diye bir kere bile düşündün mü? Bak seni suçlamıyorum, tamam mı? Bu içinden gelmiyorsa zaten bunu beceremezsin. Peki Melike için yaptıklarını... O eskiden de abi. O zaman gerzektim ben. Ben artık akıllandım. Ben Ceylan'la harika bir yuva kuracağım. Ömür boyu da onu seveceğim. Hatta bunadığımda bile çok seveceğim. Yarın akşam bu kızı isteyip bu işi bitirelim abi, ne olur. Bu iş artık çok uzadı. Beni de çok bunalttı. Sen bana şunu söyle. Yarın bu kızı istiyor muyuz, istemiyor muyuz? Yüzdük kuyruğuna geldik. Oh ne güzel, bundan sonra karısı uğraşır diyordum. Nasıl içim içime sığmıyordu sevinçten. Mezun oluyordum ben bu gece, mezun. Anne ben sana dedim Doğan evlenmez diye. Hadi oğlum biz gidelim, toparlan sen. Gitmeden şu çiçekle çikolatayı dolaba koyun. Yani yarın akşam belki yine gideriz. Hoş muhakkak başka bir şey çıkarır ama. Hani işte adet yerini bulsun. Her gece aynı şeylerle mi gideceksin anne? Ya bu çikolatalar tam idare eder de ya bu çiçekler solar ki. Solsun. Çok bile onlara. Ben yangından kaçıyorum. Yangından bak. Kayda geçsin diye söylüyorum. Bu benim aptal oğlum. Eğer o melek gibi Ceylan'la değil de Melike ile evlenirse 3 ayda tımarhanelik olur. Resmen tımarhanelik. Konu yine malum yere geldi. Anne gerçekten çekemeyeceğim ben artık. Benim yeterince derdim var. Ha? Biliyordum işte ben. Anayım ben, hissederim. Ne var, ne var kocanın aranda? Problem ne? Bak, analık haklarımı helal etmem. Ona göre anlat bakayım. Ya problem falan yok anneanne. Ya babam 2 aydır ortalıkta yok zaten. Olmayan bir insan nasıl problem çıkarsın? Ya biz zaten annemle iyiyiz. Sen bizi hiç merak etme. Hadi gidelim anne.